Sevgili dostlarım, yeni bir X-Defiant silah build'ı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda da bir sniper silahı olan TAK-50'nin sizlere loadout'unu göstereceğim. Bir önceki M44'te ki videoda practice zone'a girmemiştim ama burada hani bu silahın kullanımını sizlere göstereceğim. En sonunda da attachment'lara geçeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, şimdi practice zone'umuza geldik. TAK-50 de oldukça güçlü bir silah. Tabi ADS speed'i, yani nişan alma hızı M44 kadar fazla değil, fakat hasarı daha fazla. Mesela M44 ile oynarken arada bir düşmanlara tek atamayabiliyorsunuz ama bununla genellikle, yani %90 oranında tek atıyorsunuz bel üstünden. Tabi kolları falan saymazsak. Şimdi silahımızda ben 8x'i kullanıyorum. Bunu isterseniz siz tabii kendi kişisel zevkinize göre değiştirebilirsiniz. İster 12x yapabilirsiniz, ister daha farklı skoplar yapabilirsiniz ama benim hoşuma giden şu an 8x oldu. Silahın gerçekten şu an ADS'si de kötü değil arkadaşlar, bakın. Gayet hızlı bir şekilde açılıyor. Kullanımına tabii biraz alışmak lazım. Rakiplere direkt tek atmak lazım çünkü sniper silahıyla oynarken biliyorsunuz altın kural şudur: vuramazsan vururlar. Yani oynadıkça zaten eliniz hızlanacak ve rakipleri hızlı bir şekilde eriteceksiniz. Bunda tabi bir de bu ateş ettikten sonra süngüyü tekrar çektiği için şeyi, hani M44 kadar hızlı değil. Yani o yüzden tam şu şeyi çektikten sonra şu şekilde kullanabilirsiniz. Tabi oynadıkça zaten alışacaksınız. Şimdi attachment'lara geçebiliriz. Evet, geldik şimdi sevgili TAK-50'mize. Şimdi arkadaşlar, burada yine 5 attachment'ımız var. Tamamen yine M44'te olduğu gibi ADS speed odaklı bir build yaptım. Çünkü burada sniper silahlarında recoil kontrolün, yani accuracy'nin hiçbir önemi yok. Çünkü siz zaten bir atışta düşmanı öldürmek zorundasınız. Yani öyle söyleyeyim bir oyunda. Şimdi muzzle'ımıza başlayalım. Burada barrel extender var. Bu hem kısa mesafede hem de orta mesafede silahın etkisini arttırıyor arkadaşlar. Muzzle'da. Barrel olarak da lightweight barrel'ımız var. Bu bize %15 ADS speed ve %5 hareket hızı sağlıyor. Bu oldukça önemli. Hani eğer ADS speed hani yeterince size iyi geliyorsa, gerçi %15 de az bir oran değil, hani heavy'yi kullanabilirsiniz. Silahın hasarını %5 oranda arttırıp direkt düşmanları tamamen tekleyebilirsiniz. Şimdi bile tek atıyor zaten ama hani bizim burada önceliğimiz ADS speed arkadaşlar. Ne kadar hızlı tepki verirsek o kadar iyi. Optik olarak ben dediğim gibi sizlere 8x'i kullanıyorum ama 12x'i de kullanabilirsiniz. Şu zoom'u ben sevemedim. 4x ve 8x arasında geçiş yapan bir zoom hoşuma gitmedi. Yani sürekli hani şunda mı kalsam, bunda mı kalsam, yani 4x'de mi kalsam, 8x'de mi kalsam diye bir kafa karışıklığı yaratıyor ister istemez. Hiç buna bulaşmayın. Ya 8x'de ya da 12x'de oynayın. Şarjörümüz yok. Rare grip'te fabrik grip'imiz var. Bu %10 ADS speed ve %5'te ADS stability veriyor. ADS stability önceki videolarımda açıklamıştım. Burada da yine söyleyeyim. Şimdi ADS speed şu: hani nişan, hızlı nişan alma. ADS stability de nişan aldıktan sonra hani karakterimiz nefes alıp veriyor ya, o nefes alıp ve verişin sonucunda o dürbün hareket ediyor. İşte bunu azaltıyor arkadaşlar. %5 oranında azaltıyor. En sonunda da stokta padded'ımız var. Padded'da %15 recoil recovery. Ateş ettikten sonra bu tabi recoil hemen yenilenmesi demek. ADS stability ve %5'te ADS flinch kontrol veriyor. Bu flinch kontrol dediğimizde rakip bize ateş ettiğinde karakterin sersemlemesi. Yani bunu %5 oranında azaltıyor arkadaşlar. Burada başka kullanabileceğiniz bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Siz bunu takın. Yani bu build'ı kullanın. Gerçekten biraz da silaha alışın. Bakın zaten 100 level yapmışım silaha. Yani daha iyisi yok, böyle söyleyeyim. O zaman ne diyoruz? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.